Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Voli ekranlarından herkese merhabalar. Clear'in sunduğu Tatava bir kez daha karşımızda. Daha doğrusu sizin karşınızda. Ya örmek, bu arada bu yani kılık kıyafet her zaman güzel de. Teşekkür ederim. Saçlarda da bu son zamanlarda bir enteresan bir ahenk var yani. Enteresan bir parlaklık. Işıktan mıdır nedir anlamadım. Abi yani. yok saçlarda şöyle bir keşfim oldu abi. Clear yeni bir şampuan çıkardı. Erkeklerin saç derisi kadınlardan biraz daha farklı olduğu için e, Clear Yeni Cool Sport erkeklere özel üretilmiş bir şampuan. Ben de son dönemde onu yakaladım. E, büyük de piyango oldu yani. Çünkü kaşıntıyı, yağ ve aynı Öyle zamanda mı? kepeği direkt önlüyor. Durun ben de kullanayım abi o zaman yani. Bir kere abi benim kullan... bu saç kaşınma işi var ya bak. O önemli yani. O, yani gerçekten onunla ilgili bir şeyse varsa şey seversa, ne var, derler var. var Çünkü ben berberde falan böyle tımar yaptırıyorum özellikle. <laughs> o kadar kaşınıyor. <laughs> o kadar kaşınıyor gerçekten. Hani ben evde onu... Bunu çözecek bir şeyse hemen derhal. Abi yani. yok direkt kepek, yağ ve kaşıntıyı evet, öğrenci abi. şöyle de <laughs> takdim edeyim. Şimdi ben bu clear'ı tabii aynı zamanda bizim Cristiano <laughs> ikimiz ikimizde. Clear da bende. Bir de içinde mentol var abi. Cool bir de o, ha işte, mentol. o tarafı işte çok rahatlatacağız. O kaşınmayı abi, bence o çözüyor. Evet evet o yüzden bak mentol, kepek, kaşıntı ya üçüne. Üçüne diyor. Üçü de yok diyor artık diyor. Evet. Bundan sonra. Zero tek. three zero tek. Sana da öneriyorum tek dediği işte kepek, kaşıntı ya Bu üçünü yok ediyorum diyor. Aynen. Derhal kullanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Derhal. İvedilikle. <laughs> çünkü ben hakikaten çok rahatsız oluyorum. Şu arka taraflar çok kaşınır. Benim anlayanlar, bilenler anlar yani şimdi bu tip şeyler yaşayanlar. O kepek çok rahatsız çok edicidir bir de ya. Kepek çok olmuyor ama bu saçta benim saçlarım çok sık. O yüzden çok hava girmiyor. O yüzden böyle ferahlaması lazım. O yüzden kliyle teşekkür ediyorum. Derhal kullanmaya başlayacağız. Benim de asıl yağlanma. Çok çabuk yağlanıyor saçım enteresan. Ben ama çok oynuyorum. Ya kaşıdığı için ya da kaşımasam da oynamayı seviyorum. Ama yok bir güzel var, bir, güzel bir canlılık, var. canlılık var yani. Gerçekten sana söylüyorum. İyiyormuş. Tebrik evet. ediyoruz. Ee, yine dop bir gündem. Ee, Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Bir derbiyi geride bıraktık. Derbi konuşacağız ama derbiden ziyade biraz daha Vitor Pereira ve Fenerbahçe ekseni de bence değerlendirebiliriz. Derbiyi değilmiş. ne yapacağız? Konuştuk. Ee, Önder Karaveli'nin açıklamaları <laughs> akışımızda. Ee, ve yine her zaman olduğu gibi dop dolu bir tatavayla karşınızdayız arkadaşlar. Evet ne haber abi nasılsın? İyi abi sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl geçti hafta? Gayet güzel. Biraz böyle bir boğaz problemim var. Öksürüyorum. Hı hmm. Böyle çok da öksürmüyorum. Ama böyle kuruluk var. Böyle bir tuhaf yani. Akıntı akıntı yok Allah'tan. Hani öyle bir şey yok. Hani Grip alerjik bir şey mi? Tam bilemiyorum. Bir kuru, kuru boğaz gibi bir durumum var yani. Üçüncü aşı oldu mu? Olmadım. Bu, bu cuma alacağım. Hmm. O, Sen oldun mu? Benim de daha dün fark ettim. Ee, çıkmış aslında. Bu herhalde yarın öbür gün olacağım da şimdi olan bir iki arkadaşım var. Bir iki gün böyle bir halsizlik, omuz ağrısı falan sıkıntılar Vurdu... yaşayan oldu. Şimdi çekim trafiği olduğu için. Vurduranlar sıkıntı yaşamış. Biz de vurduracağız bakalım ne kadar ne sıkıntı yaşadığımızı haftaya göreceğiz. Ama yani benim duyduğum 10 kişiden 8 tanesi 3. dozda şey yaşadı yani. 1-2 gün sarsıldılar. Evet. Bende de öyle oldu. Mesela 1'de 2'de bir şey olmayan. 1'de 2'de bir şey olmayan 3'te biraz dağıldı yani. Bende 1'de bir hafif olmuştu, 2'de hiçbir şey olmamıştı. Benim de öyle. Bakalım 3'te ne olacak? Ama şimdi üçüncü gerçi opsiyonel deniyor ama olacağız. Abi yurt dışına falan çıkmak için. çok, çok da yurt dışına her dakikada çıkacak halimiz yok da. Yurt abi, dışına çıkmak için artık şart oldu. Ee, bir de abi ne gerek var olalım bitsin yani. Şu hackleme falan bir an evvel hadi abi yani. ne, ne, yapacaksanız yapın abi. Değil mi? Bir, bi, bi, bir, format atılsın artık. <laughs> Türkiye Bu, için 5G gelecekmiş de. 5G <laughs> gelince de şey gibi Lozan'daki gizli maddeler gibi bir şey. <laughs> Peki yakışımıza geçelim. İlk olarak tabii e, ekrana puan durumu geliyor. Trabzonspor ee, şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Trabzonspor Trabzon bir de Hatay'ı... Abi olamazsa Konya olur. Yani başka hiç kimsenin ay, efendim şampiyonluğu... Trabzon yani. Ben Başakşehir'in ikinci olacağını düşünüyorum. Bence de şu an en güçlü ikincilik adayı Başakşehir bana kalırsa da. Ee, Konya saygısızlık yapmak istemiyorum ama tabii kadro derinliği elbette Başakşehir kadar olmayacak. Ee, ha devre arasında, arasında bir şeyler yapar onu bilemem ama ama Başakşehir de yapar. Yani ben arasında iki, arasında. bu sıralamada üç büyüklerden birinin belki Hatay Sporu altına alabilme ihtimali var. O kadar. Evet. Galatasaray ilk sayfada dahi değil. Galatasaray bu hafta da puan kaybı yaşadı. Galatasaray 24. Evet. Yani 14 10 puan aşağıya var. Doğru mu? Evet. Yani düşme hattı Rize Sporu'la bitiyor. Düşme hattına olan 4 puan farkı. Çünkü Oraya 8 puan var. Şampiyonluğa olan uzaklığı daha fazla. Evet. Düşme hattına daha yakın. Yani o, yani o zaman bu sene işte toptan bu. bir kriz. Trabzonspor'un çok 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 Aa, hak abi gördün mü ikinci golü? Gördüm. Mükemmel bir abi zaten, gol. Allah'ın e, gol. Hatay'ı ki genelde Trabzon da aslında genelde rakiplerine o kadar domine etmiyordu da yani arkada da boşluklar veriyordu. E, ama Hatay'ı o kadar süklas ettiler bence. Vallahi ilk yarıda çok yönet... ama be ikinci gol abi mükemmel. Muhteşem bir ikinci gol attılar. Gerçekten Abdullah Hoca ve öğrencilerini tebrik ediyorum. 18 tane isabetli pasın sonunda sol bek içeri giriyor dışarıdaki forvete pas atıyor. Dışarıdaki forvet içeriye girebilsin diye sol bek boş koşu yapıyor. Buradaki bek, rakibin beki buraya çekiliyor. Canini içeri çıkıyor. Canini içeri çıkınca bek de buraya geliyor. Cornelius falan bu sefer sol bek boş, boşta kalıyor. Cornelius Tabii. sol beki görüyor. Sol bek de kafasını kaldırıp öyle amelesini ortaya yapmıyor yani. Görerek yerden pat diye pası veriyor. Cornelius de içeri atıyor. üstü bir Avrupa'yı Çok böyle şey oldum yani. çok mutlulukla seyrettim. Oh be dedim yani. Böyle futbol işte yani. Tabii. Çok evet. başarılıydı. Tebrik ediyorum. Hamşik, çok çok iyi oynadı. Cornelius yani aslında teker teker gittiğimizde takımın yarısından fazlasını sayarız şey yani. Yani bakama yok. Tabi. bir de, de yok sayılır. Bunu. Abdülkadir de daha yok sayılır. Bakasetas da daha dönmedi daha şeyden. Tam dönmedi yani. Tabi. O bir de sene başındaki gibi uçan hali olsa yani şu devre arası iyi gelecek Trabzon'a. Evet. Şu devre arası iyi gelecek. Ve derbinin ardından da Fenerbahçe'de beklenen oldu. Maçın sonlarında hem yönetim hem Vitor Pereira'ya çok istifa yönünde tezahüratlar yapıldı. Ve dün akşam itibariyle de... Yönetim istifadan ziyade Ali Koç istifaya başladı. Evet, aynen artık. Ali Koç istifaya başlandı. Daha yüksek sesle ya da daha doğrusu. Ve Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Ne bekliyor abi? <laughs> Fenerbahçelileri? Vallahi benim için sürpriz oldu. Çünkü gönderdim sen 3 hafta sürüyor. Bizimkinin bir karar al, alıp uygulaması. Biraz hızlı aldı bu sefer. Abi ne bileyim yani. Kenan Koçak, İsmail Kartal falan. Benim duyduğum yani daha doğrusu bildiğim şu. Herkese de 6 aylık sözleşme istiyorlar. Hmm. Bu iki ihtimal olabilir. Biz Haziran'da gidiyoruz. Ya da seçim yapacağız. 2 Haziran'da Bizim anlaştığımız hoca Haziran'da geliyor. Başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla bu 6 aylık sözleşmeyi de Bilic falan kabul etmez. 6 aylık sözleşmede ya İsmail Hoca olur. O da Fenerbahçeli olduğu için olur. Normalde kimse kabul etmez. Ya da Kenan Koçak olur diyorlardı. Ben ihtimali İsmail Kartal'dan daha yüksek görüyorum ya yani. o taraftan daha. İsmail Hoca'nın gelme ihtimali. Gelme belki. ihtimali daha yüksek görüyorum. Yani 70-30 değil. İsmail Hoca Fener'li olduğu için kabul eder ama yani sen olsan kabul eder misin Altay Lig Fenerbahçe'yi? Yok bir Etmezsin. de yani şu an. Dolayısıyla yer orası. Bu iki ihtimal. İsmail'cim gel bizi kurtar. Ben Haziran'da gideceğim. İsmail'cim gel bizi kurtar. Haziran'da bizim asıl baba gelecek. O zamana kadar sen idare et. Asıl baba da Löv diyorlar şimdi. Eğer Löv İsmail Kartal'ın olması daha mantıklı. Neden? Çünkü zaten birlikte çalışırlar. İsmail Kartal'la Löv iyi arkadaştır. Evet. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.